Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Diler Keçici. Yeni bir video ile bugün de karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu çocuklarla yatak ayırma süreci. Yatak ayırma süreci bazı anne babalar için çok kolay bir şekilde atlatılırken bazı ebeveynler için ise çok zor ve belki de hala üstesinden gelemedikleri bir durum haline gelebiliyor. Peki bunun nedeni ne olabilir diye sorsam size, ben cevabını vereyim. Anne ve baba tutumları. Şunu da duyuyorum, of bıktık bu anne baba tutumlarından, neymişiz biz, yeter dinlemekten sıkıldık da diyor olabilirsiniz. Ama sizin davranışlarınız çocuğu etkiliyor. Yani siz, ay bu çocuk niye gece yatağında yatmıyor, niye her gece bizim yatağımıza geliyor, neden yatmadan önce sürekli ağlıyor diye çocuğunuzu suçlamaktan vazgeçin. Çocuğunuzun böyle davranması nedeni sizin davranışlarınız. Bu yüzden kendi davranışlarımızı da bu video ile birlikte bir gözden geçirme fırsatımız olacak. Ve bu video ile birlikte bu yatak ayırma sürecinde hani neler yapmanız gerekiyor, neler yapmamanız gerekiyor, bu süreci nasıl atlatabilirsiniz, bunlar hakkında bilgi sahibi olarak bu videoyu kapatacaksınız. Şimdi ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Neden yatak ayrılmalı? Biz ya da uzmanlar neden sürekli diyoruz ki yatak ayırın, belli bir yaştan sonra yatak ayrılması gerekli? Çünkü biz okullaşma oranı yüksek bir toplumuz. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz istesek de istemesek de çocuğumuz okula başlayacak. Ve okula başladığı zaman biz ne bekleyeceğiz ondan? Sosyalleşmesini, özgüvenli olmasını, kendi problemlerini kendi çözebilmesini bekleyeceğiz, değil mi? Peki bunu yapabilmesi için çocuğumuzun annesinin yatağından ayrılmaya başlayarak bunu başarmasını bekliyoruz. Yani hala annesiyle babasıyla yatan bağımlı bir çocuktan bunları gerçekleştirmesini bekleyemeyiz. Yatak ayırdığımız zaman çocukta özgüven gelişimi, bireysel gelişim, cinsel gelişim, bunları kazandırmış olacaksınız. Bu yüzden yatak ayırma süreci bizler için önemli. En geç bir birinci sınıfa başlamadan, yani en geç okula başlamadan önce yatağı hayatınızda bir sorun olmaktan çıkarın ve çocuğun huzurla ve güvenle uyuyabildiği bir ortama çevirin. Dediğim gibi bu en son çare artık. Ama ideal yaş aralığı 2-3 yaş olmalıdır. Ne zaman yatak ayrılmalı diye bana sorarsanız. En geç 1 yaş olmalıdır. En geç birinci sınıfa başlamadan önce, yani okula başlamadan önce olmalıdır. Bunun dışında 2 ve 3 yaş aralığında bu yatak ayırma işini başarıyla atlatmış olmanızı sizlerden bekliyoruz. Eğer 1 yaşından önce de bunu aslında başarırsanız bu çok daha iyi. Çünkü çok daha hafif ve çok daha rahat bir şekilde çocuk alışkanlıklarıyla ilerleyen yaşlarında devam edeceği için 1 yaşından önce siz bu süreci atlatırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Tabii ki şundan bahsetmiyorum, yani işte 4 aylık 3 aylık bir çocuğu da alıp işte başka bir odada tek başına yatmasından bahsetmiyorum. Hani kendi yatağında, bebek yatağında anneyle babayla birlikte değil de uyku zamanı geldiğinde o yatakta yatırabilirsiniz. Küçük yaş grupları için olacak. Şimdi her şey tamam, siz yatak ayırmaya karar verdiniz, yaşının geldiğini düşünüyorsunuz, artık odasında yatacak. Asıl soru, peki siz buna hazır mısınız? Bunu bir kendinize sorun. Siz ve eşiniz buna hazır mı? Çünkü bir takım, bir işbirliği içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bunu bir kendinize sorgulayın. Yani yatak ayırmayı bir dram haline getiren ebeveynlerimiz de var. Yani işte diyor ki ay ben kötü bir anne miyim, çocuğu odada bıraktım, ya korkarsa, ya gece işte canı bir şey isterse, susarsa ne yapacak? Ya karalar bağlamanıza gerek yok. Yani Türk şartlarında yaşıyoruz. Maksimum 2 oda ötemizdedir çocuk. Bir ihtiyacı olduğunda da zaten size söyleyecek ya da siz belki arada bir gidip kontrol edebilirsiniz. Yani bu dram, bunu bir dram haline getirirseniz çocuk da bunu bir dram haline getirecektir. Bu yüzden sabırlı, tutarlı ve kararlı olmalısınız. İşte eşim dayanamadı, işte bu seferlik benimle uyusun, işte okulda kötü bir gün geçirmiş, bugünlük benimle yatsınlarla bu iş olmaz. Ben size söyleyeyim. Siz kesin kararlı olacaksınız, siz istekli olacaksınız ve tutarlı olacaksınız eşinizle birlikte. Ancak bu süreci bu şekilde atlatırsınız. Yoksa ileride daha büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Çocuk 10 yaşına gelir, hala sizinle birlikte yatmak ister ve bu bizim en istemediğimiz ve karşılaşmak istemediğimiz bir durum olarak karşımıza çıkar. Bunu yapmayın. Şimdi her şeye karar verdik. Biz de hazırız, bomba gibiyiz. Ne yapacağız? Öncelikle çocukla konuşacağız. Yatak ayırmanın neden yatak ayırdığınızı, işte onun olacak yararları, bunlardan böyle
bahsedebilirsiniz. Yani bir an daha bugün yataklara ayırıyoruz, hop yataklara ayıracağız değil. Mesela işte akrabalarla yan yana geldiğinizde kendisi odasında yatan bir çocuk varsa, aa ne kadar güzel yatıyor, işte Efe de artık kendi yatağında yatmaya başlayacak, biz konuştuk diyebilirsiniz. Bunun dışında okul öncesi ve ilkokul dönemine uygun ayrı yatakta yatmayla ilgili kitaplar var. Bu hikayeleri onunla okuyup bunun üstüne tartışmalar konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Yani ufak ufak biz çocuğa kendi yatağını ayırmasıyla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ve kendi yatağına ilgili her adım attığında da bunu övgüyle karşılamamız ve onu övmemiz gerekiyor. Çocuğa bilgi verdikten sonra, çocuğu buna alıştırdıktan sonra uyku ritüellerini yapmamız gerekiyor. Uyku ritüeli ne demek? Yani uykuya hazırlık sürecinde neler yapacağız? Yani biz en sevdiğimiz oyunun göbeğinde, diyelim ki çok güzel bir dizi izliyoruz, film izliyoruz. Biri geliyor diyor ki hadi yatağa. Ne olur kan beynimize sıçrar, çok sinirleniriz değil mi? Çocuklar için de aynı durum geçerli. Yani aa hadi kalk yatağa, hadi kalk yatağa, hadi kalk yatağa. Yani bunu 30 kere de söyleseniz çocuk için bir anlam ifade etmiyor. Bunu bir ritüele çevireceğiz. Öncelikle uykudan önce çocuğun oyun ihtiyacının karşılanmış olması gerekiyor. Yani uykudan bir saat önce çocuğunuzla oyun oynayabilirsiniz. Vakit geçirebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Sizinle birlikte kaliteli vakit geçirmiş olur ve mutlu da olur. Sonra 30 dakika öncesinde uykuya dalmadan önce artık yavaşça evin tamamında bir uykuya geçme halinin olması gerekiyor. Bu nasıl olur? Işıkları söndürebilirsiniz, işte televizyonu kapatabilirsiniz, işte sessizce bir etkinlik yapabilirsiniz o yarım saatte, işte kitap okuma, işte su içme gibi. Yani evin genel olarak o uykuya geçiş sürecini çocuğa göstermeniz gerekiyor. Yatmadan 30 dakika önce ışıkları söndürerek vesaire bunları yapabilirsiniz. Sonrasında bunu yaptıktan sonra bir ritüel olarak el yüz yıkama, çocukları suyla oynamak rahatlatır. Bu hepimiz için de geçerli. Yatmadan önce işte suyla uğraşmak, elleri yıkamak, yüzü yıkamak, diş fırçalamak çocuğu birazcık daha rahatlatacaktır. Bunları yaptıktan sonra çocuğunuzla birlikte odasına geçebilirsiniz. Odaya geçtikten sonra kapıyı kapatmak önemli. Kapısını kapatın, birlikte işte pijamalarını giydirin. Sonrasında yatağına yatırın. Ona bir hikaye okuyabilirsiniz, bir şarkı söyleyebilirsiniz. İşte gün içerisinde neler yaptığınızı böyle sakin bir şekilde anlatabilirsiniz. Hani bunların hepsi aşamalı bir şekilde olacak. Sonrasında çocuk yatağa yattıktan sonra da hani şeyinizi bilmiyorum. Hani sürekli birlikte mi yatıyordunuz? İşte aynı odada mıydınız? Sadece bu kısımları bilmediğim için birazdan hani neler yapmanız gerektiğini ayrıntını anlatacağım ama bu ritüelde bu kısmı tamamladıktan sonra, çocukla yatağına yattıktan sonra odasından çıkmanız gerekiyor. Bunu sürekli birlikte mi yapacağız sorusunu duyabiliyorum. En azından çocuk yatağa alışma sürecinde evet birlikte yapacaksınız, yanında olacaksınız, ona destek vereceksiniz. İlk gün siz aktifken eğer bununla kararlı bir şekilde bu süreci sürdürürseniz ilerleyen zamanlarda çocuk zaten kendiliğinden hadi uyku vakti geldi deyip kendiliğinden işte pijamasını giyecek, elini yüzünü yıkayacak vesaire, bunu kendi alışkanlık haline getirecektir. Şimdi çocuklar şöyle bir şey yapıyorlar. Tabii ki bir anda çocuk hemen odasına alışmayacak ya da hemen ilk günden aa evet ben yatayım annem odasına gitsin demeyecek. Ağlama davranışları olabilir, bağırma olabilir, işte sizi bırakmama, sizi tutup yatağına çekme olabilir. Burada şunu özellikle öneriyoruz. Siz hadi işte hikayeyi okudunuz, bütün ritüelleri gerçekleştirdiniz. Şimdi uyku zamanı dedikten sonra artık çocukla iletişime geçmemeniz gerekiyor. Göz kontağı vesaire kurmuyorsunuz. Çocuk işte yataktan kalktı veya odadan çıkmaya çalışıyor. Çok müdahale etmeyin. Sanki orada yokmuşsunuz gibi davranın. Eğer işte odadan çıkmaya çalışırsa belki çocuğu yatağına götürebilirsiniz. Ama bunu şu şekilde değil. İşte niye uyumuyorsun oğlum? Hadi yat oğlum. İşte hadi yat kızım. Niye böyle yapıyorsun? Sürekli bu cümleleri tekrar ederek bant gibi bunu başaramazsınız. Bu yüzden hiç o odada yokmuşsunuz gibi göz kontağı kurmadan, o çocuğunuzu da görmezden gelerek bunu başarabilirsiniz. Uyku düzeni ne olabilir? Uyku düzeninden de bahsedelim. Bu da çok merak edilen bir soru. Saatleri nasıl olmalı? Yani ideal uyku saati nasıl olur? Kaçta uyumalı, kaçta kalkmalı? Öncelikle püf nokta şu. Çocuk kaçta yatarsa yatsın aynı saatte kalkacak. Bu da saat 10-11 asla değil. 8-8.30 ideal bir süre çocuklar için. Bu akşam uyku saatlerini de düzene sokacaktır. Kaçta yatarsa yatsın çocuk saat 8'de veya 8.30'da bunu belirleyin. O saatte kaldırın. Şöyle demeyin.
İşte sabah erken uyanınca çok huysuz oluyor. Birazcık uyusun. İşte tatilden geldik, yorgundu. Birazcık uyusun. Değil. Bu katlanamayacağınız o hafif süreç sonradan sizi çok daha büyük problemlerin içine sokacaktır. Bu yüzden düzeninizden taviz vermeyin ve aynı saatte, aynı günlerde, aynı zamanlarda bu çocuğu yataktan kaldırın ve aynı saatte yatırın. Yatma saati konusunda da yani bunu da bir düzene koymanız iyi olabilir. Hani aile dinamiklerinizi, aile kültürünüzü bilemiyorum ama ideal saat 9.30. 9.30'da yatan bir çocuk. 8'de, 8.30'da zaten gayet rahatlıkla yataktan kalkacaktır. Bununla ilgili şöyle bir dipnot paylaşmak istiyorum. Çokça karşılaştığımız, tabii ki karşılaştığım konulardan bahsetmesem olmaz. Kanalımızın farkı diyormuşum. Ben bu yaz tatilinde okul öncesi kayıtları okulumuza yapılırken okulda bulundum. Ve en çok karşılaştığımız sıkıntı şu. Bizim okulumuz sabahçı ve öğlenci olarak çalışıyor. Okul öncesi için kayda gelen birçok kişi öğlenci olmak istiyor. Bu yüzden ilk bir saat içerisinde öğlenci kayıtları full doluyor. Bunu anlayışla karşılayabiliyorum. Ama sonraki gelen veliler şunu söylüyorlar. Hocam bizim çocuğumuz erken kalkamıyor. Tamam, kalkamıyor. Evet. İşte öğlenci olmazsa ben yazdırmayacağım. Nasıl? Yani çocuk rahat edecek diye, çocuk uykusundan geri kalmayacak diye, çocuğun okul öncesi eğitimini elinden almak ne kadar doğru? Hani benim için yanlış bu. Ama siz de bir sorgulayın. Hani çocuk ne olursa olsun okul öncesine devam etmesi gerekiyor ve çocuk sırf uyanamadığı için bunu aile çocuğun konforu için yapıyor. Bunu düzene oturtturmak, çocuğun erken kalkma alışkanlığını edinmesini sağlamak sizin elinizde. Biz lütfen çocuklarımızı tabii ki hepimiz seviyoruz ama çocuklar için birçok şeyi kolaylaştırmayın. Bu çocuğun öğrenmesi gereken bir şey. O yüzden bunu lütfen yapmayın. Çocuğum erken kalkamıyor diye düşünmeyin. Çocuğu o davranışı öğretmek veya kazanmasını sağlamak sizin elinizde. Şimdi küçük adımlar ilkesinden bahsedeceğim. Küçük adımlar ilkesi ne demek? Şu demek. Yani biz eğer çocuğumuzla yatıyorsak ilk günden hemen onu bırakıp gitmekten doğru olmadığını az önce söylemiştim zaten. Ne yapacağız? Önce yatağın kenarındaysak sonra işte birazcık daha uzağa gidebiliriz. Sonrasında koltukta oturabiliriz bir iki gün. Sonrasında işte kapıdan dışarı çıkabiliriz. İşte odamızda yatabiliriz. Kapıyı ilk günler açık bırakabiliriz. Sonra kapıyı yavaşça kapatırız. Yani aşama aşama çocuğun buna alışmasını sağlayacağız. İlk günden hadi burada yat ben gidiyorum demek tabii ki doğru değil. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Bunun dışında çocuk odayı korku tuğ bir yer olabilir. Yani sürekli orada vakit geçirmiyorsa akşamleyin hadi odanda yatacaksın demek bazı çocuklar için korkutucu olabiliyor. Bu yüzden günlük aktivitelerinizi, oyunlarınızı odasında oynayın. O odasını bütün oyunlarınıza dahil edin. Bunun yanında çocuklar korkabiliyorlar odalarında kalmaktan. Bunun da üstesinden şöyle gelebilirsiniz. Korkulan alanları çocuk için hakim olabileceği bir yere çevirin. Mesela perde arkaları, dolap içleri, yatak altları. Oyun oynarken mesela saklambaç oynadığınızda oralara saklanabilirsiniz. Eşya saklamacı oynarsanız oralara kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında oraları oyun alanı haline getirip çocuğun oradaki soru işaretlerini ve korkularını yenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer korkulan şey ise çocuğun işte karanlıkta gölgelerden veya şekillerden korkabilir. Bunu yenmek için ise işte akşamleyin dedik ya bir saat öncesinde birlikte oyun oynayabilirsiniz. Akşam ışıkları kapatıp orada işte gölge oyunları falan yapabilirsiniz ve böylece çocuğun ve o şekilleri komik şeylere benzetebilirsiniz. Böylelikle hani o şeylerden de korkmasını engellemiş olabilirsiniz. Ve unutmayın ki çocuklar uykuya geçmeleri için ne çok yorgun olacaklar, ne çok dinlenmiş olmaları gerekiyor. Ne çok aç, ne çok tok olmuş olmaları gerekiyor. Bu da fizyolojik olarak, bedensel olarak çocukların uyku düzenini etkileyecek durumlardan biridir. Instagram sayfamızda da var ama burada da söylemek istiyorum. İşte bu gecelik bizimle yatsın. İşte babası uzun yola gitti. Ben tek yatacağım. Bu seferlik benle yatabilir. İşte ya da çocuk gece yataktan kalkıp sizin yanınıza geldiğinizde işte baban kızıyor ha sakın benim yanıma gelme. Gece baban şöyle yapar. Yani bu da çocuğu babasına karşı veya annesine karşı tam tersi doldurabilir. Veya işte bununla da çok karşılaşıyoruz. Anne ve baba kavga ettiklerinde işte yatak ayıracakları zaman anne gidiyor baba çocukla yatıyor ya da gizli gizli çocuğun yanına gidiyor. Çocuklar bunların farkında oluyor. Evde uyuyacak başka bir yer bulabilirsiniz. Lütfen çocuğu buna alet etmeyin çocuğun odasını. Çünkü bir düzen tutturmaya çalışıyoruz ve en güzel şekilde bunu başarmamız
gerekiyor. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ben bu konulara çalışırken özellikle annemle çok konuşuyoruz. İşte anne ben işte uyku düzenim nasıldı? Şöyle yaptın mı? Böyle yaptın mı? İşte nasıl gidiyor falan. Bunlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve ben anneme genellikle bildiğimiz için işte bak bunu şöyle yapmışsın, şunu yanlış yapmışsın, şöyle yapmışsın falan dediğim zaman annem hemen kızıyor ve bana şunu diyor. İşte bizim zamanımızda var mıydı? İşte biz öğrenemedik. Bizim zamanımızda televizyon mu vardı? Şöyle mi vardı? İlk savunması bu ve kendini de buna inandırmış durumda. Evet benim annem şu an bunu söyleyebiliyor ve bunu arkasına saklanabiliyor. Vicdanını bu şekilde rahatlatabiliyor. Ama siz bunu yapamayacaksınız. Bunun arkasına saklanamayacaksınız. O yüzden lütfen bu videoları olabildiğince her konuda, her alanda çocuğunuzla ilgili bilgi sahibi olarak bir takım kararları alın, harekete geçin. Okumak, video izlemek, kendinizi geliştirmek sizin elinizde. İyi birer ebeveyn olmak istiyorsanız diyorum. Buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Güzel yorumlar da yazabilirsiniz kanalımızın altına. Beğenmeyi de unutmayın. Instagram sayfamıza da abone olun. Hepsinin linki aşağı tarafta olacak. Kendinize iyi bakın.